Evet, aktif ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir, programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Eyvallah. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Cümle İslam aleminin cumasını biz de oradan tebrik etmiş olalım. Bir anma var, onu da verelim isterseniz. Öyle devam edelim gündeme. Mehmet Şevket Eygi. Ömrünü kalemiyle hakikatleri anlatmaya harcadı diyor Milli Gazete. Mehmet Şevket Eygi'yi rahmetle anıyoruz. Milli Gazete'nin kadim kalemlerinden Şevket Eygi'nin vefatının üzerinden 5 yıl geçmiş. Hakikaten 5 koca yıl geçmiş. 12 Temmuz 2019'da rahmeti rahmana kavuştu Şevket Eygi ve seneyi devriyesi bugün diyor. Evet, Galatasaray Lisesi mezunu bir gazeteci abimizden bahsediyoruz. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğunda kendisinden rivayet ediliyor ama başka yerlerden de söylenmiş olabilir. Marangoz hatasıyım ben diyerekten, çünkü Galatasaray Lisesi'nde dinine, imanına, örfüne sağlam bir şekilde bağlı pek insan yetişmez gibi bir algı var. İnşallah son yıllarda artık bu kırılmıştır. Nitekim geçtiğimiz hafta Galatasaray Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde Kartal İmam Hatip'ten mezun olan bir gencimiz Gazze'ye dayanışma noktasında da bir konuşma yaptı ve hatırlatmada da bulunmuştu. Dolayısıyla belki eski yıllar için dinine, imanına, sıkı sıkıya bağlı Galatasaray Lisesi'ne giden öğrenci sayısı çok az olsa da artık o sayılarda da artış var. Ama orada da bu sizin kabahatiniz demezler mi? 25 olabilir, senedir iktidardasınız. Galatasaray Lisesi olabilir. Kutsal, yani kabul edelim. Kutsal mabedi mi ki adam sokamadınız? Kabul edelim. Yani. Türkan Saylan'a da geleceğiz şimdi. Türkan Saylan evet. isminin sokağa verilmesine yani. De geleceğiz. Olabilir yani, AK Parti iktidarı da pirupak. Her şeyi çok güzel yapıyor. Dört dörtlük yapıyor. Ben AK Parti iktidarı da demiyorum. Şimdi AK Parti ne yapacak? Zorla öğrencileri götürüp Galatasaray Lisesi'ne sokacak hali yok ya. Bizim gençliğimiz, bizim şeyimiz. Adamlar ne yaptılar? İmam Hatip mezunlarına dediler ki tabii. Sizin 10 tane doğru cevabınız diğer arkadaşların, liseli arkadaşlarınızın 5 tane doğru cevabına ancak karşılık gelir. Siz 10 tane doğru cevap vereceksiniz ki diğer liseden mezun olan 6 veya 5 doğru cevabına karşılık gelsin. 5'e 5 olduğu zaman ben ondan yana tercih kullanırım. 5'e 7 olduğunda gene ondan yana tercih kullanırım. O hukuka girer, o tıp fakültesine girer, siz kapıda beklersiniz dediler. Yaptılar. Böyle bir şeyin yapılması hakka, adalete, eşitliğe aykırıdır. Böyle bir şeyin ne AK Parti tarafından ne de muhafazakar hiç kimse tarafından yapılmasını arzu etmem. Ama hatırlatmamız gerekir onların yaptıkları vicdansızlığı, ahlaksızlığı, sahtekarlığı. Mehmet Şevket Eygi, özellikle ben tabii çocuktum o yıllarda, 1960'lı yıllarda sabah namazı organizasyonlarıyla dindar insanlar arasında da bir uyanışa vesile olan, gerçekten aktivasyonu da güçlü bir isim. Milli Gazete'de son yıllarında her gün yazı kaleme alan, ki biz bugünkü hala yazılarıyla Sözcü'de devam eden Emin Çolaşan'ın her 25 Aralık'ta Menemen Kubilay tekrar yazı. Bakıyorsunuz 2010'da yayınlamış, 2009'da aynı yazı, 2008'de aynı yazı, 2007'de aynı yazıyı tekrar tekrar yayınlamış. Ne olacak canım, 25 Aralık'ta ne değişir ki Menemen ve Kubilay deyip aynı yazıyı köşesine koymaktan sıkılmayan adamların bulunduğu bir Türkiye'de her gün 70 yaşını aşmış bir insan her gün sıfırdan hem de tam sayfaya yakın yazılar kalemi alıyordu. Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii sonuç itibariyle ülkesi için, milleti için çalışan insanlara öldükten sonra bir rahmet okunması, bir Fatiha okunması onlar için kıymetlidir. Bizler için de, biz de vefat ettikten sonra ya vatanına düşkün insanlardı, gazetecilerdi. Menfaat için şuna buna meyletmeyen insanlardı diye bizim de arkamızdan bir Fatiha okunursa biz de sevinç duyacağız inşallah diyorum. Evet, şimdi mütedeyyin kesime işte mücahitti, müteahhit oldu diyorlar bu zihniyet. Şimdi dönüp bakıyorsunuz Mehmet Şevket Eygi Samatya'nın üst tarafında
bir tahta evde yaşıyordu. O tahta evde öldü, ahşap evde. Şimdi Mehmet Şevket Ege her gün yazı yazıyordu diyorsunuz. Her gün yazı yazmak her baba yiğidin harcı değil. Her gün. Hem de şimdi, o kadar uzun. Tabii. Şimdi dönüp bakıyorsunuz medyada her gün yazan kim var? Ben sizi görüyorum şu an her gün. Yani birkaç isimden fazlasını görmüyorum. Toplasanız bir elin 10 parmağını geçecek adam yok. Hasan Karakaya tam sayfa yazardı, Allah rahmet eylesin. Şimdi ve okuturdu. Bazısı da ayda bir yazıyor, 15 günde bir yazıyor. Şu kadar yazıyor ya da her gün yazsa ne çıkar işte, size göstereyim. Bu yazı mı? Bitmiş. Şu yazı. Ne diyor? Ahmet abi ya, bu enflasyon tam anlamıyla ne demek? Ben de bilmiyorum oğlum. Sen en iyisi TÜİK'e sor, o hep doğrusunu biliyor. Ha, herhalde peşinden de böyle bir kahkaha atıyor ve ben yazı yazdım diyor. Şimdi yarın öbür gün diyecekler ki ya o kadar büyük bir adamdı ki, siz Dabrukatör Bayram diye bir şey yapıyorlar, aşağılamaya çalışıyorlar ama Cumhuriyet Gazetesi'nde aralıksız her gün yazı yazıyordu. Şimdi bir Hasan Karakaya, bir Şevket Eygi, bir gündemi yakalayan her gün yazan siz, şimdi gelin de mukayese edin, gelin de aynı kefeye koyun, birbirini tekrar eden yazılar yazan, ya Menemen'in yıl dönümüydü ama ne yapayım yani, yeni bir Menemen mi icat edeyim, aynı şeyi yazıyoruz işte diye diyen adam tahta evde öldü. Küçümsemek için söylemiyorum, insanın doğduğu evde yaşayıp vefat etmesi ne kadar güzel bir şey. Tahta evde öldü, ahşap bir evde öldü. Her gün tekrar eden, işte pardon, Menemen'den Menemen'e tekrar eden adam, şu kadar yazıyı her gün yazıyorum diyen adam, villada işte havuzlu bilmem nerede yalı dairesinde orada yaşıyor. Yani burada da bir gariplik var. Evet, mütevazi kimliğiyle de bilinen bir isim Mehmet Şevket Ege ve kedilerine de kedisine de çok düşkün bir isim. Yani neresinden bakarsanız bakın, hayvansever diyorsanız hayvanseverliği ben İslam'dan aldığım bilgiyle bugün hayata geçirdim diyen bir kimlik. Dolayısıyla birileri eğer kendilerine rehber arıyorlarsa, gidip de Fransa'dan, İngiltere'den, şuradan buradan, hatta Çin'in Mao'sundan şuradan buradan örnek arayacaklarına, Türkiye'nin içerisinde yerli insanlarımız var, gazeteci ağabeylerimiz var ve yine siyasetçiler var. Onlara bakıp onlardan kendilerine bir rehber seçmelerinde fayda var. Hayvanseverlik diyorsanız hayvanseverlik de kendisinde var. Galatasaray Lisesi mezunluğu diyorsanız Galatasaray Lisesi mezunluğu var. Her konuda sonuç itibariyle Mehmet Şevket Ege'nin rehber olunacak özellikleri var. Ama maalesef ki maalesef birileri kendisini o kadar munis, yumuşak bir insan olmasına rağmen, barışçıl bir insan olmasına rağmen, o 1960'lı yılların sonlarındaki Taksim olaylarıyla falan da kendisini irtibatlı gibi göstermeye çalışan, tabii vefatında maalesef, neydi, kimdi, İsmail Hakkı Pekin'di. Hadi birçok yorumuna da katıldığım bir isimdir İsmail Hakkı Pekin. Özel Harp Dairesi'nin elemanıydı dedi. Sonradan biraz kısmen işte. Ha, ben şöyle baktım, ben o günde şöyle söyledim. Ya Özel Harp Dairesi'nin elemanıydı, bir dakika. O zaman sen, ben orada gördüm dedi. O zaman sen ne arıyordun orada diye. Hani... Ama o kendisi tabii askeri kimliği olduğu için kendisinin bulunması güya normal. Ama sizin de belirttiğiniz gibi Özel Harp Dairesi eğer NATO ile bağlantılı falan filan ve işte derin devletin de kurucusu olarak... Hayır, orada karanlık eylemler yapıyorlar ve darbe girişimleri yapıyorlarsa Şevket Ege oradaysa Allah rahmet eylesin, ki inanmam, asla da kabul etmem. Mümkün değil. İyi de siz de oradaysanız... Siz yani... o zaman kendisine bilgilendirme yapıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu. Ama sonrasında İsmail Hakkı Pekin Paşa da kısmen konuyu düzeltti. Dolayısıyla şimdi Mehmet Şevket Ege'ye kime soralım? Ahmet Taşgetiren'e soralım. O tarihlerde birlikte hareket eden insanlardan birisi. Şimdi Karar Gazetesi'nde yazıyor. Ben merak ediyorum şimdi Ahmet Taşgetiren'in gazetesinde Mehmet Şevket Ege ile ilgili birinci sayfalarında bir şey var mı? Akit Mehmet Şevket Ege, ya rahmetli abim teklif etmiştir kendisine Akit de yazsanız diyerekten. Hatta Milli Gazete'de yazıyorsunuz, her gün yazıyorsunuz, tam sayfa yazıyorsunuz. Belki bir yazı da haftada 2-3 günde Akit'te yazsanız, Akit okurları da sizin görüşlerinizi okusa diye teklif ettin. Yani ben Milli Gazete'de
devam ediyorum şeklinde bir cevap vermişti. Şimdi Milli Gazete birinci sayfasından vermiş. Akit Gazetesi birinci sayfasından Mehmet Şevket Ege'yi bu ülkeye hizmetleri sebebiyle yeni gençliğe, yeni nesle doğruları gösterme noktasındaki yazıları sebebiyle değerlendirmiş ve vefat yıl dönümünde almış. Peki Ahmet Taş Getiren'in gazetesi Karar nerede Mehmet Şevket Ege? Yok. İşte orada da ama şunu diyecek Ahmet Taş Getiren'in gazetesi. Şimdi tamam, siz bunu böyle gördünüz, not almışsınız bir yerlere, güzel yapıyorsunuz, Allah razı olsun da ya sizin ajanslarınız iki satır geçti mi bugün Mehmet Şevket Ege'nin vefat yıl dönümü diye? Niye not almazlar? Niye kaydetmezler? Niye mütedeyyin kesimin önemli isimlerini anmak için? Bakın şimdi Türkan Saylan'a konuşacağız. Adamlar vazgeçiyor mu? Hasan Karakaya gibi bir adam. Cumhurbaşkanı ne dedi? Dedi ki Cumhurbaşkanımız, benim düşünce dünyamı şekillendiren iki isim var. Biri Üstad Necip Fazıl, bir diğeri Hasan Karakaya. Ben söylerken boğazım düğümleniyor. Yani ne demek ya? Dünyaya yön veren isimlerden biri diyor ki benim düşünce dünyamı şekillendiriyor bu adam diyor. Şimdi o adamın ismi Arnavutköy'de bir parkta sadece. Bir parkta. Allah razı olsun. Geçmiş dönem Arnavutköy Belediye Başkanı bir parka vermiş ismini. Başka yerlerde niye olmaz? Niye yapılmaz? Hani her yeri Hasan abinin ismiyle doldursunlar demiyorum. Zaten mütedeyyin kesim öyle isimle şununla bununla çok fazla işi olmaz. Heykelle meykelle, ama yani anmak da gerekmez mi böylesine kıymetli değerli isimleri? Bir dua için ya, Mustafa Bey hep söylerdi. Derdi ki ya, söyler arkadaşlar ya, bu hoca efendi kimmiş ya? Yani bunun kaç tane cemaati var, kaç tane müridi var, kaç tane inananı, kaç tane takipçisi var ki biz bunu anıyoruz dediğinde Mustafa Bey derdi ki ya niye böyle diyorsunuz? Yani yayın kurulunda söylerdi, niye böyle diyorsunuz? Bir kişi bile olsa, ona hiç tabi bile olmasa, görse gazeteyi, şöyle baksa, Allah rahmet eylesin, Akit yazdıysa, Müslümanlar için önemli biridir demek ki, bir Fatiha okuyayım derse, bitti, biz görevimizi yapmışız derdi. Eyvallah. Şimdi bunu yapmak gerekmez mi? Milli'de bakıyorsunuz mutlaka. Var, Akit'te var ama yok başka. Mutlaka ve devamında da tabii CHP'li belediyelerden bekleyemeyiz ama AK Partili belediyeler ve Cumhur İttifakı içerisinde yer alan muhafazakar partilerin belediyeleri, onlar da Mehmet Şevket Ege'yi anma noktasında bugüne kadar daha önceden organize ettikleri mutlaka etkinlikler vardır. Ama bu vesileyle de biz hatırlatmış olalım. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bekleyemeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu milletin seçmemesi gerekir diye seçim öncesinde görüşlerimizi açıklarken de neyi düşünerek o tezi savunuyoruz? İşte bugünleri. Türkan Saylan'ı, sokağa ismini veren zihniyet Mehmet Şevket Ege'yi anmayacaktır, hatırlamayacaktır. Onun toplumu yönlendiren fikirlerinin tekrar yeni nesle hatırlatılması için bir konferans düzenlenmesi noktasında talep olsa bile Mehmet Şevket Ege kimdi ya, hangi yüzyılda yaşamıştı işte falan diyerekten karşılık verecektir. En büyük şairler, şair diye pazarladıkları insanlara başbağları soruyorsunuz, orası neresi ya diyor. Yani neydi, ne olmuştu orada diyor, bir şey mi olmuştu ki orada diyerekten, ki başbağlar katliamının yaşanmasından 20. yılda soruyorsunuz, durmadan Sivas 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 diyorsunuz ama bir de Sivas'tan sonra 3 gün sonrasında başbağlarda bir katliam olmuştu deniliyor. Neydi o olay diye kendisi soruyu soran gazeteciye karşı soruyla cevap veriyor. Dolayısıyla Allah rahmet eylesin Mehmet Şevket Ege'ye de, onun döneminde yetişen diğer gazetecilere de ve sonuçta gazetecilik sektörü de gerçekten solcuların hakim olduğu bir sektördür. Gerçekten toplumu yönlendiren, onların elinde yönlendiren ama muhafazakar insanların elinde olduğu zaman da sadece gerçek bilgileri topluma yansıtmak için kullanılan, doğru bilgilendirme için kullanılan bir sektördür. O konuda gazetecilik sektöründe, basın sektöründe çok korkunç geriden gelmişliğimiz var. Rahmetli ağabeyim gazetecilik noktasında nasıl başladınız diye sorulduğu zaman hep anlatırdı. 1900'lü yılların başlarında solcular o sektöre öyle bir hakim olmuşlar ki bizler 50 yıl, 70 yıl, 80 yıl sonra muhafazakar insanlar basının önemini idrak edip bu alana girmişiz. Onlar toplumu nasıl
manipüle ederiz diyerekten basını ele geçirmişler. Biz o manipülasyonu önlemek için ancak savunma serdedebilmek için işin gerçeğini aktarabilmek için topluma basın sektörüne girmişiz. Elhamdülillah şu an itibariyle tabii eski yıllarla kıyasladığın zaman çok daha iyi bir konumdayız ama yeterli bir konumda mıyız? Bence değil çünkü işte bakıyorsunuz öyle bir manipülasyonlar yapılıyor ki biraz sonra geliriz. Adam işte havada konvoy diyor. Karadaki konvoy bitti. Şimdi havadaki konvoya falan başladık diyor. Utanmazca, sıkılmazca bu ülkede İYİ Parti içerisinde milliyetçiyim, ülkücüyüm diyerekten siyaset yapan, gidip halktan oy isteyen Turan Çömez, Londra'da cami yapılıyor Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ki büyük çoğunluğu da paranın İngiltere'deki hayırseverler tarafından karşılanıyor. Londra'da cami yaptık, ne gereği var diyor. Amerika'da cami yapılıyor, büyük çoğunluğu Amerika'daki zengin Müslümanlar tarafından karşılanıyor. Sadece Türkler değil, dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar da katkı sunuyorlar. Bir cami yapılıyor. Ya Türkiye'deki paralar gitti Amerika'ya cami yapılmaya falan filan diyerekten Turan Çömez karşı çıkıyor. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz ve böyle bir Türkiye'de de bunlar milliyetçi iddiasıyla camiye karşıtlıklarını sergileyebiliyorlar. O açıdan da ben yine de basın sektöründe belli bir noktaya gelmiş olmasına rağmen muhafazakar insanlar yine de yeterli bir noktada olmadığımız kanaatindeyim. Bu vesileyle tekrar Mehmet Şevket Eygi abimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Bir Fatiha okuyalım inşallah. Evet. Böyle herhalde yayında Fatiha okuyan da pek fazla yok. Canım, şimdi anlamda. Öyle şeyler oluyor. Konuşuyorsunuz evet. Konuşuyorsunuz bazen i̇şte yorumları farkı. Okuyorsunuz. Evet. Ya sen ne dedin? Ya anlaşılmamış. Söylediğiniz evet. Şeyin anlaşılabilmesi için Cenab-ı Hak'tan da bir yardım dilemek gerekir ki Hazreti Musa bir peygamber benim sözlerimi anlaşılır kıl ya Rabbi diye dua ediyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Dolayısıyla evet. Şimdi biz Fatiha'mızı da okuyalım. Efendim işte bir dakika, bir buçuk dakikaya işte canlı yayın. Sürmedi ya, o kadar. Ne konuşuyor? 24 saat 240 televizyon ben diyeyim Türkçe yayın yapan siz deyin. 340, 440, 640 tane canlı yayın televizyonlarda yapılıyor. Değişik kanallarda. Ne konuşuyorsunuz kardeşim ya? Bir Fatiha'ya karşılık gelir mi? Gelmez. Bizimki de dahil olmak üzere. Evet. Gelmez diyelim. Türkan Saydan'a dönelim isterseniz. Bir sokağa adı verildi. Kendi yaşadığı bir sokağa adı verildi. Onlar kendi yaşadığı sokağa adını verdi. Ben yine Şevket Eygi diyeyim. Şevket Eygi'nin adı kendi yaşadığı sokağa verildi mi? Teklif edildi mi? Milli Gazete şimdi teklif etsin. Desin ki ey Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki İBB. Hadi Şevket Eygi'nin adını da bir sokağa versene. Türkan Saylan'ınkini veriyorsun. Başörtüsü yasakçısının. Yine veriyorsun. Tabii önemli olan bildiğim kadarıyla Fatih ilçesi dahilinde kalıyor Mehmet Şevket'in. Tamam, onlara da önce Fatih ya. İlçesi. Çünkü Türkan Saylan'ın sokağına ismi verme noktasında tartışmalar Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılırken AK Partili ve MHP'li üyeler hayır bir başörtü yasakçısını sokağa ismini vermek doğru değildir diye itiraz ederken Rıza Akpolat Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li diyor ki biz verdik bile, çaktık bile sokağa ismini diyor. Burada şeklen bir oylama yapılıyor vesaire diyor. Dolayısıyla Fatih'te de eğer Mehmet Şevket Eygin'in ismi, tabii son tarihleri de bilmiyorum, belki ismi de verilmiş de olabilir. Fatih Belediyesi'ne düşen göre Mehmet Şevket Eygin'in yaşadığı sokağa onun isminin verilmesi, en azından yakınındaki bir sokağa, şimdi çok önemli birisinin de bir ismi varsa orada da o ismin kaldırıp Mehmet Şevket Eygin'in isminin verilmesi de doğru olmayabilir. Dolayısıyla o noktada bir adım atılmasını biz de isteriz. Bu çerçevede de Türkan Saylan taraftarlarının ne kadar böyle oldu bittici olduklarını, işlerine geldiği zaman Saadet Partililerden yardım istediklerini, Ekrem İmamoğlu'na oy verilmesini arzu ettiklerini söylediklerini ama işlerine geldiği zaman da böyle kendi adamlarını, Yılmaz Güney'den başlayın,
Türkan Saraylan'dan devam eden nice nice isimleri, bir hakimin katili olan Yılmaz Güney'in ismini kültür merkezlerine bile vermeye kalkışan bir CHP'den bahsediyoruz. Esenyurt Belediye Başkanı'nın da önümüzdeki günlerde bakalım HDP'li bir isim olması hasebiyle PKK'lı teröristleri de şu sokağa bu sokağa vermeye kalkışırsa da ben hiç şaşırmam. Evet. Mustafa Bey'in deyimiyle adamlar adam diyordu. Yani davalarına sadıklar diyordu. Bizde aynı şey var mı? O sorgulanır biraz deyip geçelim. Az önce söylediğiniz mevzudan devam edelim isterseniz. Sözcü'nün manşetinde var. İtibardan tasarruf olmaz diyor. Bu defa karada değil, havada konvoy yaptılar diyor. İhtişamlı araç konvoyları haberlere konu olan Erdoğan'ın ABD'de yapılan NATO zirvesine heyetiyle birlikte 5 uçakla gittiği ortaya çıktı diyor. Fotoğraf koyuyor, 1 uçak, 2 uçak, 3 uçak, 4 uçak diyor yan yana koymuş. 5.'yi bulamamışlar, onu koymamışlar herhalde oraya. Sonra da altına eklemişler küçük bir yazıyla Biden'la da aynı masaya oturdu diyor. Evet, Biden'la aynı masaya oturdu. Şimdi değişik açılardan bakalım. Bir, NATO toplantısı 2026'da Türkiye'de yapılacak. NATO'cu falan değilim ben. Ama NATO'ya ta eski yıllarda Türkiye girmiş mi girmiş. Türkiye ve dünyanın bir gerçeği mi? Dünyanın bir gerçeği. Burada Türkiye'nin güçlü bir şekilde var olması gerekir mi? Gerekir ki çakallıklara, hainliklere de bir dur denilsin. NATO'nun kuruluş amaçları arasında dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan belki de alınıp o konuşmayı, o anlatımları bir tez olarak, doktora çalışması olarak üzerinde onlarca doktora öğrencisinin çalışması gereken açıklamalar. NATO niye kuruldu kardeşim teröristlere? İki sebebi var. İşte dünya genelinde bir savaşı önlemek, caydırıcı unsur olmak ve terörist eylemlere karşı da savunma işbirliğini hazırlamak. E peki bizim PKK ile bir derdimiz var, terör örgütüyle bir derdimiz var. NATO'da ne yardım gördük biz diye hatırlatıyor, yüzlerine karşı vuruyor. Şimdi 5 tane uçak diyenler, 5 tane uçak var mı yok mu bilmiyorum. 2 tane, 3 tane vardır. Ya ama ben bunu da anlamıyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu gibi 4 belediye başkanının uçakla gittiğini varsayın. Roma'ya gitmedi mi bu adam? Bu adam tarifeli uçakla mı gitti Roma'ya? Bu adam 85 tane adamın peşine taktı, otel paralarıyla birlikte ödedi. Türk Hava Yolları'ndan ya da başka firmadan da uçak kiraladı, özel uçak. Sanki Roma'ya uçak yokmuş gibi Türkiye'den. Kiraladı gitti. Farz edin 4 CHP'li belediye Roma'ya gidiyor. Yani bu ülkenin reisi cumhurunun heyetiyle birlikte, mahiyetiyle birlikte, gazetecilerle birlikte, korumalarıyla birlikte, aynı şekilde Meclis Başkanı ve ekibinin, Dışişleri Bakanlığı ve ekibinin neyle gitmesini bekliyorlar? Denizle mi? Yani şeye mi, gemiye binip aylar öncesinden mi gitmesini? Farz edin 4 CHP'li belediye uçakla Roma'ya gitmiş. Korumalarının olmamasını istiyorlar. Korumaları olmasın ki diyorlar. Bakın oyuna bakın, tezgaha bakın. Belki daldan dala atlayacağız ama İsveç ve Danimarka'nın yetkilileri aynı uçakla, birbirlerinin uçağıyla gittiler NATO toplantısına diyorlar. Deniz Zeyreği'nden başlayın, Turan Çömez, milliyetçi ülkücü Turan Çömez'e kadar Sözcü Gazetesi'nde birden fazla yazar. Murat Murathanoğlu da aynı şeylere birisi kulaklarına üflemiş. Ben de soruyorum şimdi İsveç ve Danimarka Türkiye'ye yönelik olarak PKK'yı, terör örgütünü desteklesinler Türkiye'de. Terörist eylemleri finanse etsinler. Türkiye'yi terör noktasında, anarşi noktasında itibarsızlaştırsınlar. Sonra kendileri güven içerisinde Amerika'ya, NATO'ya toplantısına rahat bir ortamda, kaldı ki 2 kişiyle 3 kişiyle gidiyorlar. Bir etkinlikleri de NATO çerçevesinde zaten yok. İsveç daha yeni Türkiye'nin sayesinde, Türkiye'nin onay vermesiyle zaten girebilmiş. Şimdi öyle bir sömürü düzeni kurmuşlar ki kendileri PKK'yı finanse ediyorlar. PKK Türkiye'de itibarsızlaştırma ve yöneticilere de dahil olmak üzere terörist eylemler için ciddi tehlike oluşturuyor. Sonra Türkiye'nin Cumhurbaşkanı korumasının yanında götürmek istediği zaman vay koruma da mı gidiyor Amerika'ya, bir de ona mı uçak tahsis ettiniz diyerekten hesap sormaya çalışıyor. Amerikalılar, Almanlar nasıl yapıyor? Türkiye'ye geldikleri zaman kendi korumalarını getirmiyorlar mı? Amerikan Başkanı'nın Cadillac'ını
Biz şey mi yapıyoruz? Buradan Cadillac kiralayıp mı veriyoruz Amerikan başkanına? Nasıl Amerika yapıyoruz? Amerika çok zengin olduğu için ona helal diyorlar ama Türkiye fakir olduğu Türkiye'nin için... Peki Türkiye'nin bir güvenlik kaygısı yok mu? Yani. Şurada birbirinin uçağıyla giden adamların beslediği teröristlerden iki tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir saldırı düzenledi. Yapmadılar Saldırıya mı? Gerek yok. Gösteri ya. Yaşandı. Yapmadılar 2014'lerde, 2016'larda yaşandı. Ve biz o zaman gördük Sözcü Gazetesi'nin hainliğini. Altını çizerek söylüyorum. Amerika yakalama kararı çıkarttı korumalar hakkında. Artık onlar Amerika'ya gidemeyecek diyerekten manşet atan hainler, cumhuriyettekiler, bir gündekiler, vicdansızlar. Şimdi kalkmışlar, Türkiye'den oraya koruma götürülüyor diye. İşte Amerika'nın koruması yetmiyor mu ki? Amerika'nın koruması PKK'lıları koruyor. Yetmiyor işte. PKK'lılık koruyor. Gelin gelin diyor. Tayyip Erdoğan çıkacak şimdi. Tayyip Erdoğan'a karşı bir gösteri yapın diyor. Ama Türkiye'den giden korumalar biz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na burada laf söylettirmeyiz. Bir şey söyleyecekseniz gelin. Sizin hepinizin ağababalarının bile cevaplarını ağzına yapıştırır. Almanya'da sordu bir tane gazeteciye bozuntusu. Eurofighter'ı isteyeceksiniz ama Gazze ile de ilgili Almanya'ya eleştiri getiriyorsunuz. Bu nasıl olacak falan dedi. Ağzının payını aldı. İspanya'da bir benzerini yapmaya kalkıştılar. Siz de oradaydınız o tarihte. O da ağzının payını aldı. Cevabını aldı, oturdu. Kafanı sallama öyle dedi. Ben kafamı sallamıyorum. Cumhurbaşkanı söyledi karşısındaki o soru yönelten gazeteciye. İkinci bir soruyu sorabilme cesaretini bulamadı o gazeteci bozuntusu. Dolayısıyla bu noktadan da Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlar açısından da Türkiye Cumhurbaşkanı'nın oraya iki uçakla, üç uçakla, dört uçakla gitmesinin bunların diline dolanması, aslında bunların istedikleri ya tarifeli uçakla gitsin, orada PKK'lı bizim ortaklar da onu ya bir karşılasınlar, orada aynen bir protesto mahiyetinde bir şey yapsınlar, önce, biz de buradan manşet atalım. Dertleri bu. Önce şu sözcü yazarlarını İmamoğlu nasıl götürdü onu anlatsınlar. Evet. Tarifeli uçakla mı gittiler? İstanbul, bakın, metro yapmak için para dilenen, Cumhurbaşkanı imzalasın da bana borç versinler, Cumhurbaşkanı kefil olmadan artık bize borç vermiyorlar diyen, bunun 2x2=4. Biz borçlanamıyoruz Cumhurbaşkanlığının kefaleti yoksa, kefil olmuyorsa diyen İBB Başkanı Roma'ya özel uçak 300 kişiyi taşıyan özel uçakla gidiyor. Yanında götürdüklerinin de parasını ödüyor. Yanında götürdüklerinin de otel parasını ödüyor. Onlar sabah taytlarını giyiyorlar, sabah koşusu yapıyorlar Roma'da. Sabah koşusu yapıyorlar. Bir tanesi geri geldiğinde de Roma'da ne yaptınız dediğinde, ne yaptık, gezdik. Yani ne temasta bulundunuz bilmiyoruz. İmamoğlu bir temasta bulundu herhalde. Şarap içtik geldik diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı kendi başkanını öldürebilen bir ülkeye gidiyor. Siyonist lobinin de en acımasız şekilde yaşadığı ülkeye gidiyor. Amerika'yı Amerikalılar yönetmiyor. Siyonizm yönetiyor dedikleri çeteye gidiyor. O ülkenin devlet başkanı dahi ben Hristiyan olmak kaydıyla bir Siyonistim diyor. Yani mevcut devlet başkanı defalarca ben Siyonistim diyor. Siz de bekliyorsunuz ki Amerikan başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı koruma ekibi gitmesin. Şu küçük ülkelere uygulanan bir prosedür var. Geldiğinizde, havalimanına indiğinizde Amerika'ya, CIA sizin başkanınızı devralıyor. Kendi başkan yardımcınız bile sorsa nerede başkan, bilmiyorum ki o CIA'nin ekibi nereye gitti, nereye götürdü denilen ülkede, kendi başkanını öldüren ülkede Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bir çeteye teslim edelim diyor. Ama İmamoğlu yok, o kendisi özel uçak kiralasın gitsin diyor. Böyle bir vakka. Sözcü gazetesi de kendisi de kabul ediyor. Bir sayfasında onu da gösterelim. Yani herhangi bir şekilde biz hiçbir şeyi gizleme taraftarı değiliz. Bu tarafta Erdoğan uçak konvoyuyla gitti falan filan diye Erdoğan'a saldırırlarken, burada Erdoğan'ın NATO zirvesinin merkezinde olduğunu kendileri itiraf ediyorlar. Heh. Siz reklama gideceksiniz. Kısa reklam arası ben şeyden sonra, reklamdan sonra biraz daha devam edelim. Bir kısa reklam arası verelim, reklamdan sonra devam edelim. Geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanının
Amerika programının, NATO zirvesi kapsamındaki programının sözcü ve onunla ilintili diğer zihniyet tarafından hedef alınmasını konuşuyorduk. Oradan devam edelim istiyorsanız. Evet, israf diyerekten Sözcü gazetesi 11. sayfasında uçakla konvoyla gidiyor vesaire diye buradan veriyorlar. Peki, versinler. Çarpıtıyorlar bilgileri. Biraz sonra uçakla gidilen o NATO zirvesinde neler elde edildiğini de söyleriz. Burada da kendileri itiraf ediyorlar. Görüşmelerin tamamında merkezde Tayyip Erdoğan var, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan var. Almanya Başbakanı orada, İtalya orada, Fransa orada, Yunanistan orada. Her biriyle ayrı ayrı görüşmeleri var ve Biden'ın hemen yanı başında, NATO Genel Sekreterinin eşinin yanında Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görüyoruz yemekte. Orada oturmuş, şurada oturmuş, burada oturmuş, çok mu önemli? Benim için önemli değil. Ama şunu söylemesi çok önemli. NATO'nun merkezine gidiyor, NATO'nun toplantısına katılıyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Amerika'nın PKK ve FETÖ'ye verdiği destek NATO ilkeleriyle bağdaşmıyor diye onların yüzlerine karşı söylüyor. Yoksa Bülent Ecevit gibi gidersiniz Clinton'ın karşısına, böyle oturursunuz, ayakta durursunuz. O da size nereden geldin sen, yarım saatimi sana harcayacağım ya falan modunda size karşılık verir. İster bir uçakla gidin, isterseniz trenle gidin. Var mıdır yok mudur tren, denizi nasıl geçerler bilmiyorum ama işin esprisi neyle giderseniz gidin, isterseniz yüzerek gidin. Bir değeri yok. Ama oraya gittikten sonra siz şu cümleyi kullanabiliyorsanız, Amerika'nın PKK ve FETÖ'ye verdiği destek NATO ilkeleriyle bağdaşmıyor, devam ediyor. FETÖ'nün tehlikelerini anlattık ama Biden'la görüşlerimiz farklı diye de hatırlatıyor. Kara Gazetesi de bu noktayı, Biden'la aynı şeyleri düşünmüyoruz diye Karar Gazetesi de vermek zorunda kalmış. Siz şimdi hangi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı veya Başbakanı gitti de Amerika'da NATO toplantısında, ya NATO siz ne yapıyorsunuz, PKK'lı teröristleri besliyorsunuz veya en azından Türkiye'ye destek vermiyorsunuz. Ya şu Almanya kim oluyor da Almanya verdiği tankı, parasıyla verdiği tankı PKK'ya karşı kullanmayacaksınız diye şart koşuyor. Böyle rezillik olabilir mi? Biz NATO'da beraberce hareket etmiyor muyuz diyerekten hangi Türk başbakan onlara soru sorabildi? Bugün sorabiliyor, Biden'la farklı düşünüyoruz diye. Tayyip Erdoğan söylüyor, yüzlerine karşı söylüyor. Öyle arkalarından falan konuşmak yok. Yüzlerine karşı Gazze'yi anlatıyor. NATO toplantısında Gazze konuşuluyor. Benim o dindar kardeşlerim, başörtülü, tesettürlü kardeşlerim Taksim'de eylem yapıyorlardı, miting yapıyorlardı. Ticarete son verin, gemiler gitmesin, gemiler gitmesin, gemilerin gitmesini falan, şunu bunu boş verin ya. NATO'nun toplantısında o Amerika'nın yüzüne karşı, o Almanya'nın yüzüne karşı, o Fransa'nın yüzüne karşı Gazze'de insanlık dramı var diyen bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. İki uçak, üç uçak, onun hesabını yapanlar, ben onlara da söyleyeyim. 2026'nın toplantısını Türkiye'ye getirdi. Onun bir de mali değerini hesaplasın o Turan Çömez. O mali müşavirlere mi soracak, kime soracak? Türkiye'ye gelen uçakları bir hesaplasın. Türkiye'de yapılınca Türkiye'den dışarıya, Amerika'ya, şuraya buraya uçak gitmeyecek. 5 tane uçak gittiyse onun maliyeti neye inmiş oldu? NATO toplantısını Türkiye'ye alarak 2 uçağa inmiş oldu bir çırpıda. Bir çırpıda. 2 dakikalık iş. Tayyip Erdoğan NATO toplantısının Türkiye'de yapılmasını istiyor diyor. Ya ne yapalım? Ama Türkiye'de çok lazım bize diyorlar. İsveç'in o PKK'ya desteklerine rağmen anayasa değişikliği vesaire vesaire yaptı diye Türkiye'de NATO üyeliğine İsveç'in sıcak baktı. Dolayısıyla Türkiye'nin şimdi bu talebini hemen olumlu karşılamamız gerekir diyorlar ve Türkiye'de 2026 toplantısı, NATO toplantısı yapılacak. Böylece ne olacak? Türkiye'den dışarıya
O uçaklar gitmeyecek, tam aksine. Şimdi göreceğiz kaç uçakla gelecekler. Yani onu da takip edelim. Hadi. Ömrümüz varsa takip görelim, edelim bakalım hangi uçaklarla kimler bisikletle geliyor. Bisikletle mi geliyorlar? Makam araçları nasıl geziyor? Onu bir göreceğiz. Olur ya, Biden veya evet. Trump hangisi başkan seçilirse onun belki şeylerle denizde tabii. Nasıl geçerler bilmiyorum ama. Yok, ona gerek yok. Mesela Almanya dibimizde belki başkanları yürüyerek gelir. Yani. Yunanistan yanımızda işte der ki komşumuz zaten denizi geçerek geliriz diye düşünür belki. Ama işte iş böyle yürümüyor maalesef. Bakın ne diyor Başkan Erdoğan? Gazze ve Filistin konusunda barışçıl bir çözüm bulunmazsa NATO'nun İsrail'le olan münasebetine asla izin vermeyeceğiz. NATO'nun, bakın, yani beğenin beğenmeyin, sevin sevmeyin. Amerikalılar kurmuş, İngilizler içinde, Almanlar orada, Fransızlar orada. Dünyayı bugün yönettiğini söyleyen bütün güç orada. Ve siz o toplantıda diyorsunuz ki eğer Filistin'e, Gazze'ye barışçıl, insani bir çözüm getirilmezse, ateşkes sağlanmazsa bu süre boyunca biz İsrail'le NATO'nun hiçbir ortak faaliyetine müsaade etmeyiz, durdururuz diyor. Sonra bu sözcü diyor ki kendi korumalarıyla gitmesin işte Amerika'ya. Yani Siyonizmin kucağına, karargahına kendi korumalarıyla gitmesin canım, Amerika'ya teslim etsin kendisini. Orada bizim uzantımız olan diyor sözcü Cumhuriyet. Adamlar bir gösteri yapsınlar, biz de protesto edildi. Tayyip Erdoğan Amerika'da protesto edildi. Kim protesto etti arkadaş, söylesene. Orasını gizleyecekler. PKK yandaşlarına 3 kuruş verip, uyuşturucu kaçakçılarına 3 kuruş verip Tayyip Erdoğan'ı protesto ettirecekler. Ardından da sözcü manşete taşıyacak. Tayyip Erdoğan protesto edildi Amerika'da diyerekten. Önemli olan Gazzelilerle ilgili o sözün NATO toplantısında söylenebilmesidir. Taksim'de tesettürlü kardeşlerimiz, dindar kardeşlerimiz solcularla birlik olup ticareti kesin, gemileri artık yollamayın diyorlardı. Bakın, Amerika'nın merkezinde, NATO'nun merkezinde ülkenin cumhurbaşkanı o çakallara, o haydutlara sesleniyor. Diyor ki Filistin'de kalıcı bir barış eğer sağlanamazsa bu NATO'da artık pek işlevli bir teşkilat olarak yoluna devam edemez. Ben hatırlatıyorum diyor. Ve İsrail'le yapılacak olan, İsrail dışarıda olmasına rağmen İsrail'le belli noktalarda işbirliği var NATO'nun. Onların hepsine veto hakkımızı kullanacağız. Veto yetkimizi kullanacağız. Hani Amerika Güvenlik Konseyi'nde durmadan 2 günde bir ateşkes deniliyor. Ateşkes denildiği gün hemen Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını kullanıyor Amerika. Efendim, o oy birliğiyle alınması lazım. 5 üye var ya, o 5 üyenin 5'i de katılması lazım. Onun dışında 15 üyenin de çoğunluğunun sağlanması lazım. Böyle kurallar diyor. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan da onlara kendi silahıyla cevap veriyor. Diyor ki NATO'da kararlar oy birliğiyle alınıyor, oy çokluğuyla değil. Dolayısıyla İsrail'le siz bir işbirliği falan filan yapmaya kalkarsanız biz veto hakkımızı kullanacağız, haberiniz olsun diyor. Ona göre adımlarınızı atın. Sonra denilmedi demeyin bize diye şimdiden hatırlatıyor. Dolayısıyla Taksim'de tesettürlü kardeşlerimiz bir gösteri daha yapsınlar şimdi. Helal olsun Cumhurbaşkanımıza. Helal olsun NATO'nun göbeğinde o çakalların her birine hatırlatmasını hakkıyla yaptı. Gazzelilerin davasını onların yüzlerine karşı da haykırdı demeleri lazım. Buyursunlar. Cumartesi günü, pazar günü kendilerini Taksim'de bekleyelim. Evet. Şimdi Türkiye bir taraftan yoğun bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin sizi güçlü dolarımızla ezeceğiz, Amerikan Başkanı'nın itirafından sonra korkunç bir ekonomik operasyona maruz kalmıştı. Burada muhataplarımıza yayınlarda soruyorduk muhaliflere. Türkiye'de her şey kötü, şu kötü, bu kötü, Türkiye ekonomi batırıldı bilmem ne falan dediklerinde soruyorduk. Ya Gürcistan neyi bizden daha iyi yapıyor ki parası değer kazanıyor diyorduk. Ülkesinin yarısı ele geçirilmiş Rusya tarafından. Ukrayna bizden daha iyi ne yapabiliyor ki sanayi anlamında? Ukrayna'nın para birimi Rus, Amerikan para birimi karşısında değer kaybetmiyor diyorduk. Yok diyordu, siz anlamazsınız bu işlerden. Bunun işte makroekonomik veriler, mikro bilmem neler, bunları böyle açıklamaya çalışıyorlardı. Şimdi bunun asıl muhatabı, konuşması gerekenlerden biri Türkiye'de
İş Adamları Sendikası diye bir teşkilat, TÜSİAD. Asıl konuda bu konuda mesela Çinli otomobil üreticilerine size %40 vergi getiriyorum dedi. Fabrika açmayana yok öyle yağma dedi benim memlekette. Avrupa merkezli bir Çin firması dedi ki ben artık Türkiye'ye geliyorum. 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacağım dedi. Almanlar yine Yeni Akit.com.tr'de vardı. Almanların çok büyük bir motor üreticisi, araç ekipmanı üreticisi rotayı Türkiye'ye kırdı. Siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı Türkiye'de üretimi yapacağız dedi. Marka vermiyoruz, isim vermiyoruz. Biz bekliyoruz ki bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde, hadi bize zaten konuşmuyor TÜSİAD da, Cumhuriyet Gazetesi'nde, Sözcü Gazetesi'nde TÜSİAD Başkanı iki cümle söyleyecek. Ya da Mehmet Şimşek dedi ki yok öyle artık, bundan sonra çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alacağız. Adam kuyumcu işletiyor, şu kadar vergi ödüyor, yanında hekim ondan fazla vergi ödüyor. Böyle şey olur mu dedi. Altın satanla nasıl aynı parayı daha fazlasını öder maaşlı bir insan dedi. Bunun hepsinin önüne geçeceğiz dedi. Bekliyorsunuz ki TÜSİAD diyecek ki evet bak yıllardır beklediğimiz vergi reformu geldi. Yıllardır istediğimiz yatırım Türkiye'ye gelmek üzere geliyor, yolda bir kısmı yatırımı yaptı. Ya da eksikler, gedikler, şunlar, bunlarla ilgili de şunlar yapılsın diye bekliyorsunuz. Yok. TÜSİAD kafayı çıkarmış. Hatalı politikalar son 10 yılın kaybettireni oldu Türkiye'ye diyor. Fakirleştik. Oysa çok farklı olabilirdi diyor. Diyorsunuz ki aa işte bak ekonomiyle ilgili konuşuyor. Ne güzel. Hemen altından asıl derdini anlatıyor TÜSİAD. Müfredat, müfredat. Bir saniye, TÜSİAD'a ne müfredattan ya? Eğitim sen mi TÜSİAD? Hadi eğitim sene de ne de? Yani o da bir meslek örgütü. Mesleğin güya şeyini yapacak. Cumhuriyet değerlerine, hukukun üstünlüğüne ve bilimsel eğitime vurgu yapmış TÜSİAD Başkanı Orhan Turan. Okullardaki yeni müfredata yönelik eleştirilerin giderilmesini istemiş. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras ise göçmen politikasını eleştirerek demografik avantajımızı kaybediyoruz demiş. Şimdi başkan yardımcısına sorayım. O göçmenler gönderilirse siz kimi ucuz işçi olarak çalıştıracaksınız? Kim çalıştırıyor? Yine patronlar çalıştırıyor. Diğerine soralım. Milli Eğitim'in hangi biriminde görev alıyor ki bu beyefendi müfredatla ilgili konuşuyor da ekonomiyle ilgili iki satır konuşmuyor? Konuştuğu zaman da kimin adına konuştuğu belli değil. TÜSİAD Başkanı konuşuyor. Söylediği şey yoksullaştırıldık. O zaman demek ki sanayiciler yoksullaşmış diye düşünüyorsunuz. Öyle mi değil mi belli olmuyor. Anlaşılmıyor. Cumhuriyet Gazetesi vermiş. Yoksullaştırıldık kardeşim. TÜSİAD Başkanı da hemen burada açıklaması var. Bakıyorsunuz, okuyorsunuz. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hatalı politikalarla son 10 yılın kaybedildiğini belirterek fakirleştik. Oysa çok farklı olabilirdi diyor. Kim fakirleşti? TÜSİAD Başkanı olarak konuştuğuna göre sanayiciler fakirleşmiş. Sanayiciler fakirleşmişse Cumhuriyet'e ne oluyor? Bıraksın sanayiciler, patronlar fakirleşsin. Gerçek öyle mi? Gerçek öyle değil. Borsaya bakıyorsunuz 11 bin lira aşmış. Daha bir yıl önce, iki yıl önce 5 binlerde, 6 bin lirada olan borsa endeksi şimdi 11 bin lira. 10 bini aşar mı aşmaz mı diye. Ama şimdi diyecek ki ben onu söylemiyorum. Ben aslında işçiyi kastediyorum diyecek. İşçiyi kastediyor. Orada da şey devreye girmez mi? Gözümüz yaşardı şimdi. Elini tutan mı var? Şimdi gözümüz yaşardı. Önce o zaman şunu vereyim. Karar Gazetesi'nde işveren yüksek maaştan, işçi düşük maaştan yakınıyor. Ya. Önce bunu verelim. Bunu söyleyenler herhalde kendileri. Yüksek maaş veriyor. Yüksek maaş 17 bin 2 lira çok para ya diyor. Olur mu ya 17 bin 2 lira nasıl veririz biz diye şikayetçi oluyor. Sonra fakirleştik diyor. Fakirleştik. Kimse patronun elini tutmuyor. Eğer az verdiği, fakirleştiği kanaatindeyse dar gelirli insanları 17 bin 2 lira asgari ücret. Biz o 17 bin 2 lirayı 20 bin lira olarak uyguluyoruz desin. Kemal Kılıçdaroğlu öyle yapıyordu. 2019 mali seçimlerinden önce yaklaşık 1900 liraya denk geliyordu hatırladığım kadarıyla asgari ücret. Dedi ki 2200 lira vereceğiz biz kazandığımız belediyelerde. Asgari ücreti öyle uygulayacağız. Hadi bakayım
CHP'li belediyeler bugün itibariyle 17 bin 2 lirayı biz 20 bin lira olarak uyguluyoruz desin de göreyim. Biraz sonra itfaiye konusundaki o yeni araçların alımı vesilesiyle yaptıkları törende Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmaya geçeriz. Ama şu an için ben söyleyeyim. TÜSİAD'ın açıklamasını, patronların açıklamasını işçilerin lehine gibi gösteren bir Cumhuriyet Gazetesi ve Karar Gazetesi'nden bahsediyoruz. Ve daha önemlisi, belki daha acıklısı, hikaye bitti diyor Karar Gazetesi ekonomi sayfasında. Hikaye bitti. Ne zaman vardı ki hikaye? Hikaye hiç olmadı ki. Siz 10 yıldır Tayyip Erdoğan'ın dizinden ayrıldığınız günden bu yana hep tekrarlıyorsunuz. Mahvolduk, bittik, öldük. Az sonra entübe edileceğiz. Biraz sonra da toprağa verileceğiz diyorsunuz Türkiye olarak. Ama şimdi hikaye bitti diyorlar. Bir hikaye vardı diyor. Geçen sene turizm rekor üzerine rekor kırdı. Bitti dediğimiz Türkiye şahlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin rekoru kırıldı. Turist sayısında da, turizm geliri sayısında da. 50 milyon turisti de aştık. 50 milyar doları da aştık. Her ikisinde de rekor kırdık. Şimdi ama hikaye bitti ya. O hikaye bitti artık diyor. Başlıktan veriyor. Devamında vermiyor. O tim başkanı Gültepe'nin Avrupa'dan bile daha pahalıyız ifadesini vermiş. Avrupa'dan pahalıymışız şimdi. Avrupa'dan daha pahalı hale geldik. E zaten pahalıydık. Öyle değil miydi? Avrupa'dan pahalıyız diye anlatmıyor muydu bunlar? E şimdi turizm geliri nasıl artıyor o zaman biz Avrupa'dan daha pahalıysak dediğimiz noktada Yunanistan var ya, Yunanistan bizden daha ucuz diyerekten bu ülkeye hainliklerini ortaya koyan, tescilleyen insanlar çıktı. Sosyal medyada, şurada burada, gazete köşelerinde. Tatile gidiyor adam Yunan adasına. Hainliğe bak. Hainliğe bak. Yunan adasına tatile gidiyor, dönüyor. Türkiye'den daha ucuz diyor. Belki gitmeden diyorlar hem de bazıları da. Çok ucuz orası, çok ucuz. Yani insanlara Yunanistan'a gidin diyor Türkiye içerisindeki insanlara. Hadi onlar bir yana, bir de onu İngilizce, Fransızca paylaşımlara çevirip dünya geneline de diyor ki Türkiye'ye gelmeyin ya. Türkiye'nin hemen yanı başında. İşte o işin bir tarafı, bir de işin şu tarafı var. Şimdi TÜİK Başkanı geçen gün dedi ki şirketler azdırıyor enflasyonu. Var olanın çok çok üzerine tırmandırıyor. Evet, hırsızlık yapıyorlar. Yani aslında bu hırsızlık yapıyorlar demek. Şunu 3 liraya satacakken 6 lira diyor. Onu alan adama diyor ki sen de 8'e sat diyor. Bu millet alacak bunu zaten diyor. Şimdi biz bunu söylediğimizde de siz iş dünyasına böyle cephe alırsanız daha çok beklersiniz diyen bunlar. Siz o şirketlere, o markalara, o marketlere operasyon gelsin dediğinizde de görüyor musunuz? İş dünyasında faturayı kesti diyor. E şimdi kendileri kalkıp diyor ki Yunanistan ucuz. Söyleyen de bunların adamları. E şimdi Yunanistan ucuzsa 1 euronun 36 lira olduğu ülkede, 35 lira olduğu ülkede nasıl olur da Yunanistan senden daha ucuz? Demek ki bir hırsızlık var bu ülkede birileri tarafından. Tam da TÜİK Başkanı'nın söylediği gibi. Bu da bunun sağlaması. TÜİK Başkanı'nın onun için hedef tahtasına koyuyorlar. O patronların da bazı kar hırsları enflasyonu gereksiz yere yükseltiyor diye bir açıklaması oldu diye adamı hemen linç ettiler. Hakkı bu diyorlardı. O fiyatlar hakkı. Şimdi dün bakıyorum, önceki gün de konuştuk burada. 185 liraya çıkan tavuk 99 liraya inmiş baget. Tavuk, baget işte neyse, yani o bütün değil, o parçalanmış tavuk. 99 liraya inmiş. 185 liraydı, 220 liraydı. Şimdi biz bu 220 liraya fahiş dediğimizde o rakam doğru diyorlardı. E şimdi 99 liraya düşmüş. E diyoruz ki bak Yunanistan'da zaten 99'a satılıyormuş. Demek ki 220 lira düzenbazlık yapıyormuş birileri bu meselede diyor dediğimizde de hayır, ne alakası var ya? Yem şuna çıktı. Elektrik buna çıktı. Su buna çıktı. E maliyetler böyle olunca 220 lira bu işin hakkı çok normal diyen bunlar da yine. Evet, öyle bir riyakarlıkla karşımıza çıkıyorlar ki işte emekçiden yanayım diyen Cumhuriyet Gazetesi aynı konuda TÜSİAD 10 yılın bedeli ağır dedi, kim ödeyecek diye soruyor. Kim ödeyecek kardeşim? TÜSİAD ödeyecek.
10 yılın eğer bir faturası varsa 10 yılın faturasını zenginler, Maliye Bakanı da onu söylüyor. 10 yılın niçin 10 yıl 10 yıl 10 yıl geniş kesimlerde. Bakın Deva Partililere bakın. Gelecek Partililere bakın. Saadet Partililer de kısmen benzer şeyleri söylüyor. AK Parti'den kaçan herkese bakın. Hep 10 yıl 10 yıl. CHP'liler de bu laflara alıştılar. 10 yıl. E ne var kardeşim? AK Parti'nin 22 yıllık iktidarı içerisinde ilk 12 yılı beğeniyorlar. Sonraki 10 yılı kötü oldu diyorlar. Peki o 12 yılda niye devirmeye çalışıyorlardı? Yani. Cumhuriyet mitinglerinde bunlar yapmıyor muydu? Yani 2007'de. İlk 5 yılda. Ve bir soru daha soralım. Son 10 yılda ne oldu? Son 10 yılda FETÖ kafasını çıkarttı. FETÖ kafasını çıkartınca gerçekten FETÖ faturasını Türkiye ödemek üzere çaba sarf ettiğinde bir karşı hareketle mücadele içerisine girmiş olabilir. Bir ekonomisinde bir ilerleme yerine duraklama yaşanmış olabilir. Ama ya FETÖ'yü tasfiye ediyor. 40 yıllık bir örgütü tasfiye ediyor. Bir yandan da PKK'yı tasfiye ediyor. O da yine 1980'den bu yana Türkiye'ye binlerce insanına mal olmuş bir terör örgütü. Dolayısıyla bunların mutlaka bir bedeli olması gerekir zaten diyeceklerine. 10 yılın faturasını kim ödeyecek? Kim ödeyecek? TÜSİAD ödeyecek. Sen de TÜSİAD'ın burada sözcülüğünü yapıyorsun. TÜSİAD kalkıyor, yoksullaştık diyor. Yoksullaştıysanız kendi adınıza söylüyorsunuz. O zaman buyurun yoksullaşın, ne yapalım yani, her gün daha fazla daha fazla kazanacak haliniz yok. Ama belki şunu da söyleyerek bitirmemiz lazım. Cumhuriyet Gazetesi şuradan hemen, dolar en az 37 TL olmalı. O düzeyde olmalı diyorlar. Şu an 32.8 civarında dolar. 33'e bir çıktı, tekrar indi. Şimdi ben soruyorum. Doların yükselmesi iyi miydi, kötü müydü? Kafam karıştı. Cumhuriyet Gazetesi yükselmesi lazım diyor. Doların değeri şu an TL çok değerli diyor. Tamam, Türkiye parası değerlenmiş o zaman. Ne istiyorsunuz siz? Doların yükselmesini istiyor. Ay, sabah doların yükselmesini istiyor. Akşam dolar yükselince dolar bu defa işçiyi vurdu diyor, üreticiyi vurdu diyor, dolar düşsün diyor. Yani anlayan varsa beri gelsin. Efendim işte ihracatçı böyle ister ama ithalatçı da doların ucuz olmasını ister, ihracatçı da doların fiyatının işte yüksek olmasını ister ki malını pazar... biz bilmiyorduk, siz biliyorsunuz bunları. Ya çık aslanlar gibi de ki, ya Türkiye'de siyasi iktidar ithalatı da gözetliyor, ihracatı da gözetliyor. İthalatçının isteklerine de bakıyor, ihracatçının isteklerine de bakıyor. Turizmden gelirine bakıyor, diğer hizmet noktasındaki ihracatına bakıyor ve bir denge oluşturmaya çalışıyor. Siz çakallık yapmayın orada. 37 lira alacak, bilmem ne olacak, olması gerekir ve vesaire şeklinde açıklamalar yerine dürüst şeklinde dersin ki ya şu an bizim ihracatımız şu kadardı. Ama biraz TL değerli hale geldiği için biz kolay yoldan yaptığımız ihracatı şimdi kolay yoldan yapamıyoruz. Öyle söyle. İhracatçı bilmem nesi. Öyle söyle. Tam tanımla olayı. Ve ondan sonra siyasi iktidarda desin ki ya bunların da önlerine 37'ye kadar değil de 33'e kadar, 33.5'a kadar önlerini açabilir miyiz, açamaz mıyız? İşte o zaman şey devreye girecek. O zaman da diğer cepheden devreye girecekler. Diyecekler ki şimdi de dolar çok arttı diyeceğiz. Hazır mısınız? Hep birlikte bunun boy boyunu yapacağız. Geldi. İfade tabii. Şu. Deniz Zeyrek'inden İsmail Saymaz'ına, Emin Çolaşan'ından Uğur Dündar'ına kadar hepsi. Ben Rahmi Turan'ın oğlunu merak ediyorum. Dolara zam geldi. İğneden ipliğe zam gelecek. Zam gelecek. Heh. Ama sonrasında da öncesinde de şunu diyecek. Bu ülkede en ucuz şey dolar. Heh. Şimdi bunu diyelim şimdi, diyor. Şimdi böyle... Ertesi günü doların fiyatı biraz yükseldiği zaman o günde iğneden ipliğe. Niye? Her şey ithal kardeşim diyor. Her şey ithal diyor. Ama şimdi ihracatçıyı konuşturuyor. İhracatçı diyor ki ya biraz doların fiyatı yükselsin de biz de ihracatımızı daha rahat yapalım. Kardeşim hakkıyla yap ya. Hakkıyla yap. Sadece ve sadece... Doların ucuz olması üzerinden sen ihracat, 100 liralık ihracat yapacağına 130 liralık ihracat yapıyorsan o senin hakkın değil demektir.
Sen alnının teriyle rekabetini yap. 100 liradan yapabiliyorsan yap. 130 liraya değil 120 lira olsun, 110 lira olsun diye oturur konuşursun. Ama kalkıp da dolar TL en az 37 seviyesinde olmalı diyorsan, seçim öncesinde ne diyordu bunların ekonomistleri? Nerede o acemler vardı, davanlar bilmem neler vardı. Amerika'dan ahkam kesen ekonomistler vardı. Özgür Demirtaşlar, şunlar bunlar vardı. Atilla Yeşiladalar, şunlar Selçuk Gezerler falan filan. Selçuk bir sürü mahfi eğilmezler. Dolar 45 olacak, 55 olacak. 65 olursa şükredin, 85 de olabilir diyenler. Şimdi ne diyorlar? Dolar en az 37 seviyesinde olmalı ama yapamıyoruz bir türlü. Gücümüz yetmiyor diye özetliyorlar. Evet. Cumhuriyet başarmış. Çok da mutlu diyor Cumhuriyet. Cumhuriyet gündeme getirmişti diyor. Atatürk ilkeleri taslağa eklenmiş. Öğretmenlik meslek yasası önerisinde öğretmenlerin sorumluluklarını düzenleyen madde Atatürk'ün yok sayılması, maddede Atatürk'ün yok sayılması tepki çekmişti. İtirazlar üzerine maddeye Atatürk ilke ve inkılapları eklendi. Eğitimciler haklılığımız kanıtlandı dedi. Artık dolar düştü, ekonomi rayına girdi bu sayede. Eğitim ve öğretimde müfredat bütünlüğü sağlandı. Şeyde TÜSİAD'ın başkanı da boşa düşmüş oldu. Burada müfredat diyor, burada başardık diyor. Acaba bu konuda ben merak ediyorum. Saadet Partisi ne düşünüyor? Gelecek Partisi, Deva Partisi ne düşünüyor? Onlar için yani fikirleri gelmedi. Acaba 6000 sayfalık altılı masanın işbirliği protokolünün ayrıntılarını ben gece yarılarına kadar çalışarak hazırladım. Siz bilmezsiniz bu işleri. Biz biliriz diyen Ahmet Davutoğlu. Ya Tayyip Erdoğan yanlış yapıyor, AK Parti artık gücünden kaynaklı olarak yozlaştı. Her türlü iktidar, mutlak iktidar hepten yozlaştırır. Ama bunlar da yozlaştı vesaire diyenler. Ne? Çıkın ya bir cümle sarf edin de biz de öğrenelim. Atatürk milliyetçiliği illa da illa bu kanuna girmesi gerekir diyen CHP'liler hakkında ne düşünüyor? Ortakları hakkında Saadet Partililer ne düşünüyor? Biz kefiliz Kemal Kılıçdaroğlu'na diyenler. İsmini de veriyorum. Temel Karamollaoğlu ne düşünüyor acaba? Atatürk milliyetçiliği olmadan olmuyor mu acaba? Asla ve kata olmuyor mu? AK Parti'ye de eleştirimizi koyalım. Hadi oradan ya, siz istediğiniz kadar oradan rızıklayın. Biz kanunu yaptık. Kanun bütün dünyada eşit olmak zorunda. Kanun genel ifadeler taşımak zorunda. Öyle Atatürk milliyetçiliği falan filan diye isimler kanuna girmez demeleri gerekirken onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifine boyun eğiyorlar ve onların teklifiyle Atatürk milliyetçiliği vesaire şeklindeki ifadeleri de kanun metnine almış oluyorlar. Tabii orada şunu da söylememiz lazım. Anayasanın başlangıcındaki falan filan diye ifadeler zaten AK Parti'nin de önerisinde var. Ya siz zaten anayasada belki böyle sırf mızıkçılık yapmak için itiraz edecek olursak, bazıları onu yapıyor çünkü Saadet Partililer. Bir tane küçük nokta yakalıyorlar. Anayasayı değiştirmek istiyordu AK Parti ama bak burada anayasanın başlangıç ilkelerine uyumlu olarak öğretmenler şöyle 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 hizmet ederler diye ifade. Anayasa, darbe anayasasına sahip mi çıkıyorsunuz diyerekten kılçıklık yapabilirler. Ama şimdi geldiğimiz noktada ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle, teklifiyle, dayatmasıyla şimdi gelen metinde ne var? Hem Atatürk milliyetçiliğine bağlı olarak, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak anayasanın başlangıcında hepsini birden maddeye koydular. Saadet Partililere hayırlı uğurlu olsun, Ahmet Davutoğlu'na hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, Türkiye'de bu işler dönüyor. Peki, bu da Akşam Gazetesi'nden. Burası da İngiltere. İngiltere'de Türk vekil Kur'an'a el bastı. 25 Müslüman vekilin meclise girdiği İngiltere'de İşçi Partisi'nden vekil seçilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kökenli Nesil Çalışkan, Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak avam kamerasında yemin etti. Ya şunu Türkiye'de yapsanız var ya, kıyamet kopar kıyamet. Şu sözcüsü Cumhuriyeti bir günü Turan Çömez o Kur'an-ı Kerim'in basıldığı matbaaya kadar araştırır, bulur, getirir, önünüze koyar. Şimdi bu İngiltere'de oluyor.
Bu işler de Türkiye'de dönüyor. Evet, Londra'daki camiye karşı çıkmıştı Turan Çömez. İngiltere'de Kur'an'a el koyarak yemin ediliyor ama Türkiye'de onu teklif bile edemiyorsunuz. Teklif etmeye kalktığınız zaman Atatürk milliyetçiliği ne oldu? Atatürk milliyetçiliğini kaldırıyorlar, yok ediyorlar diyerekten karşınıza çıkan... Atatürk milliyetçiliği ne oldu diyor. Sözcü'de var mı? Cumhuriyet'te var mı şu haber? Hani istikbal göklerdedir diyor ya. Ne diyor? 30 bin fitte 1000 kilometre hıza ulaştı. Ne ulaştı? Türkiye'nin ilk jet motorlu yerli yapım. Jet motorlu süpersonik eğitim uçağı Hürjet. 30 bin fit irtifaya çıktı. Yok yok, yalandır o, yalandır. Yalan. Şimdi hemen Cumhuriyet Sözcü. Arka kapıdan şeyden getiriyorlar. Kanada'dan getiriyorlar. Motorları Kanada'dan getiriyorlar. Evet. Eskiden biz daha güzelini yapıyorduk. Sonra AK Parti gelince onların hepsini kapattı. Ve şimdi geldiğimiz noktada hiçbir şey yapamıyoruz. Bu yaptıklarını söyledikleri de Kanada motorlu, İspanya motorlu vesaire. Yani TCG Anadolu yapıldı. Bu ülkede Deniz Harp Okulu komutanlığı yapmış adam çıktı, dedi ki İspanya yaptı onu dedi. Tok yerli araba yapıldı. Bu ülkede ben şöyle gazeteciyim, böyle gazeteciyim diyenler, milletvekilleri hatta, CHP milletvekilleri hatta, Kemal Kılıçdaroğlu ya Ordu'da 2019 mahalli seçim öncesinde, ya nerede, hani Tok nerede ya, hani dedi. Tok'ta üretilen arabalar CHP milletvekillerine geçtiğimiz yıl gezdirildi. Baktılar, incelediler. Burada üretiliyormuş dediler. Çok da güzel olmuş, çok da iyi bir iş yapılmış dediler. Çıktılar, kapandı gitti. Şimdi hani nerede? Ya biz TOK'a destek verelim desenize. Biz İHA'lara, SİHA'lara destek verelim. Biz Hürkuş'a destek verelim, TUSAŞ'a destek verelim. Bunu bu noktalarda doğru yapıyorsunuz ama şu noktada yanlış yapıyorsunuz derler. Ben de derim ki bu iyi insanlar, gerçekten vatansever insanlar. Doğru yapılan yerlerde doğru diyorlar, yanlış yapılan yerde de yanlış diyorlar. Muhalefetin de bir eleştiri hakkı olsun derim. Ama her şeye hayır diyenler. Ki örneğini veriyorum, somut örneğini veriyorum. CHP Genel Başkanı 2019 mahalli seçimleri öncesinde hani TOK nerede diye soruyordu. TOK üretime geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir özür duydunuz mu? Ya ben TOK nerede diye sormuştum ama TOK yerli üretim olarak şu an bir yılda yanılmıyorsam 33 bin araç piyasaya çıkmış durumda ve 100 bini aşkın üretim kapasitesine ulaştığı da belirtiliyor. Şimdi böyle devasa bir yerli otomobil yapılmış. İlk defa AK Parti iktidarında 22 yılda ne yaptınız kardeşim, ne yaptınız diyerekten sorgulama yapmaya çalışanlar. Orada da şeyi örnek gösteriyor. Türkiye'de fiyat bu. Bakın Amerika'da otomobil fiyatı bu. Türkiye'deki bir otomobille Amerika'da 3 tane otomobil alabiliyorsunuz diyor. Şimdi bakıyorsunuz Amerikalı firma 129. yaşını kutlamış geçen ay. Otomobil firması Amerikalılar. Siz AK Parti iktidarının son çeyreğinde bir otomobil yapmayı başarmışsınız. Daha yeni. Bu ülkenin kendi yerli ve milli zar bir otomobili yok. Yalvardı ya. Yalvardı. Tabii evet. Yalvardı. Baba Yiğit arıyorum dedi. Zar zor geldi yani, getirdi bir araya. Söze bakın ya. Tabii. Bir Baba Yiğit kendisi Cumhurbaşkanı olarak Baba Yiğitliğe soyunmuş. Kendisi arkasında olacağını söylüyor. O Amerika'sı, o İspanya'sı, o İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı bu işe çomak sokacaklar. Engellemeye çalışacaklar biliyorum ama ben bu işe soyundum. İş adamlarından da Baba Yiğit arıyorum 3-5 tane diyor. Bir kişinin üzerine de yıkmak istemiyoruz diyor. Adamlar, o koçun adamı önce içeri girdi o beşli gruba. Ondan sonra ben ayrılıyorum buradan deyip. Evet. Ayrıldı. TOK'un üreticisi arasında yer almak istemedi. Bu oyunlardan sonra başarıyla, yüz akıyla, alnının akıyla Türkiye çıktı. Ben beklerim ki özellikle de AK Parti içerisinde eski dönemde siyaset yapan kişiler, milli görüş çizgisindeki insanlar, ya Erbakan hocamızın da hayaliydi. Yerli otomobil deyip duruyordu. Siyasete bile girmeden önce yerli otomobil için geceli gündüzü çalıştı. Başaramayınca da zaten bu işler siyasetsiz olmuyor. Siyasetsiz yapmaya çalıştığın zaman arabayı üretiyorsun, arabaya benzin koymuyorlar, rezil rüsvay ediyorlar adamı. Bu iş siyasetle olur ancak deyip siyasete girdi Erbakan Hoca. Onun hatırına şu yerli otomobili yapan Tayyip Erdoğan'ın hakkını teslim edelim demeleri gerekirken
Maalesef ki maalesef. Nasıl çelme takarız? İki uçakla mı gitti? Üç uçakla mı gitti? Muhabbeti yapıyoruz. Bırakın onu. Şimdi başka mevzu var notlarımız arasında. Bu ülkede salgının en ağır şekilde ilerlediği dönemde Çin'den aşı getirdiniz. Dediler ki bu aşının parasını Atatürk mü ödedi dediler. Bir bakana, sağlık bakanına bunu sordular. Sağlık bakanı ne diyeceğini şaşırdı. Yo, biz ödedik bu aşının parasını dedi. Türkiye kalktı bir aşı yaptı. Şimdi ona da uyduruk aşı diyorlar. Emin Çolaşan'a bakın ya. Emin Çolaşan'ın yazısına bakın ya. Böyle bir şeyi, Türkiye düşmanlıktır bu. Başka ne olabilir ya? Bozkurt işareti üzerinden belki biz de fazla topa girmiş olabiliriz. Yani işte Bozkurt. Almanya'nın İçişleri Bakanı'nın biraz dengesiz sözleri sonrasında Bozkurt üzerinden Türklere karşı bir küstah şekilde saldırı organize ettiler. O saldırı sırasında AK Parti camiası da ya Bozkurt'a saldırttırmayız dediği için bu sözde ulusalcılar bir kenarda seyrettiler, beklediler. Çünkü adamlar bakıyorlar, AK Parti Bozkurt'a sahip çıkıyor, Almanya'ya laf söylüyor, İngiltere'ye, UEFA'ya laf söylüyor. O zaman ne yapıyorlar? Diyorlar ki ya Almanya'ya, İngiltere'ye söz söylettirmeyiz biz. Ne yapalım? Burada sessiz kalalım. Şimdi Türkiye'nin bulduğu bir aşıyı, Türkovak'ı, isim vermeden beyefendi diyor ki Emin Çolaşan, işte tam da o dönemde, Covid döneminde bizim uyanıkların aklına muhteşem bir fikir geldi. Amerika'nın aklına gelmedi mi? Almanya'nın aklına gelmedi mi? Almanya'da üretilen, Amerika'da üretilen aşılardan dolayı şimdi kalp krizi sayılarının arttığı iddia edilmiyor mu? Siz Türkovak aşısı oldun ve sonrasında kalp krizi sayılarının arttığına dair bizim tespitlerimiz var diyen bir tane uzman gördünüz mü? Ben görmedim. Ama o Almanya'da üretilen aşılar, Çin'de üretilen aşılar, Amerika'da üretilen aşılarla ilgili hatta tahliller, hatta laboratuvar sonuçları açıklandı. Doğrudur, yanlıştır bilemem. Saadet Partililer de bu işte çok teşnedirler. Aşılar kesinlikle insan hayatını daraltmak, kısaltmak için uydurulmuş hikayeden şeyler diyorlardı. Şimdi Emin Çolaşan Almanya'nın ürettiği, Amerika'nın ürettiği, Çin'in, Rusya'nın ürettiği aşıların avukatlığını yaparcasına onlara tek kelime etmeden Türkiye'nin ürettiği, Erciyes Üniversitesi'nin ürettiği bir Türkovak aşı var. Onu bakın nasıl itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Sanki yerli malı Covid aşısı üretmeye başlamışız gibi yapıp bunu millete yutturmaya çalışalım dediler. Ve kendi kendilerine bir yerli aşı icat edip bize sokuşturdular. İfadelere bakın. Düzmece aşının, düzmece adını bile Türkovak koydular. İşin uzmanı olan hekimler bu üçkağıtçılığa daha ilk günden karşı çıktılar. O uzman hekimlerin acaba kim olduğunu merak ediyorum. Zafer işareti de yapıyor mu o hekimler? Ben zafer işaretinin daha ötesi o iş. Şebnem Korur fincanı vardı hani. Türk Silahlı Kuvvetleri, tabii, kimyasal silah kullanarak onlar mı yoksa? PKK'lılarla, tabii, mücadele ediyor. Bu sudur diye, sudur diyenler mi yoksa? Ya, aynı arkasında, aynı ekip. Türk Tabipleri Birliği işte. Ya. Aynı ekip, Şebnem Korur Fincancı ekibi. Bu su ya bu. Türkovak aşısı dediğiniz. Aynen o ifadeyi almış zaten. Aşının laboratuvar deneylerini yaptık. Bu aşı su ile karışık bir nesnedir ve hiçbir bilimsel değeri yoktur. Ya nesnedir demeniz zaten sizin bilim adamı değil, film adamı olduğunuzu gösteriyor. Nesne demez. Bilim adamı nesne demez. Bilim adamı der ki bu suyun şu kadarı, şu kadarı da şudur. Bilimsel olarak laboratuvardan çıkarttığımız netice budur. Size istediğiniz kadar o Erciyes Üniversitesi'nin hazırladığı, yıllarca, bir yıl boyunca çalışmasını yapıp ürettiği bu aşıyı ben size 2 saniyede çıkartayım diyebiliyorsa desin. He, alnından öpeyim onu. Ama evet, diyemiyorsa kalkıp da böyle itibarsızlaştırma operasyonu da kimse yapmasın. Evet, son dakikalar. Ekrem itfaiyedeki çöküşü kabul etti diyor. Tecrübeli yüzlerce personeli kızağa çekip yerine atadığı liyakatsiz yandaşlarla İstanbul itfaiyesine operasyon hafızasını ve yangın söndürme kabiliyetini sıfırlayan, envanterdeki kayıtlı yüzlerce avcısı çürümeye terk eden İstanbul halkının can güvenliğini tehlikeye atan Ekrem İmamoğlu'nun aklı nihayet başına geçti ve geldi.
İmamoğlu tek seferde 134 araç alımı için çalışma başlattı. Akit Medya Grubu merkez binasında 27 Nisan 2023'te çıkan yangında bahçe sular gibi sulayarak binanın yanmasına neden olmuştu diyor. O tarihte biz söyledik, dedik ki araçlarınız, donanımlarınız yeterli değil sizin. Şu kadar aracınız depoda bekliyor. AK Parti döneminde var olan araçlar şimdi sizin aktif olarak hizmetinizde değil. Nerede bu araçlar dediğimiz zaman bizim araçlarımızın hepsi serviste değildir. Hepsi aktif olarak görev yapıyor vesaire dediler. Şimdi ne diyor? 2300 itfaiyeci almamız engelleniyor. Bir, söylediği. İki, 134 araç daha aldık. Ya kardeşim 134 araç birden. Ne kadar? Hani 2000-3000 tane aracınız olur. 134 tane daha alırsınız. Ama beyefendi diyor ki bu 134 araçla birlikte kilomuzun yaşı, araçlarımızın yaşı 16'dan 12'ye indi. Bir çırpıda. 16'dan 12'ye iniyor. Ulan 15'e indirirsin, 14'e indirirsin, 13'e indirirsin. Kademeli yaparsın. Demek ki o kadar eksiklik varmış ki. Bir çırpıda aldıkları 134 araçla. Zaten 800 küsur araçları varmış. 134 tane birden aracı daha ekliyorlar. Daha da ilgincini söyleyeyim. 134 tane aracı hizmete sokmak için bir tören düzenliyorlar Yenikapı'da. Ben şöyle bir görüntü aldım. Kendilerinin çektikleri videodan. Arkadaşlar onu gösterebilirlerse evet. O görüntüyü Yenikapı hani 1700 tane aracı makam aracını sergilemişti ya Ekrem İmamoğlu. Şimdi oradan verdi şu arkadaki otobüslerin birçoğu büyük çoğunluğu diyelim park için ilgisiz bir amaçla oraya gelmiş olabilirler. Ama şu öndeki araçların tamamı belediye araçları. Belediye makam araçları 130 tane aracı hizmete almak için 200 tane makam aracını siz oraya getiriyorsunuz. El insaf ya, israfın kralı burada işte. İsrafın kralı. Kaç araçla gitti diyor mu sözcü? Karada konvoy diyor mu sözcü? Yani. Dolayısıyla bu noktada 2300 itfaiyeci almamız gerekir dediği noktada da Zekeriya Say'ın da haberinde var. 400 itfaiyeciyi, yetişmiş itfaiyeciyi bir çırpıda tasfiye eden Ekrem İmamoğlu şimdi 2300 itfaiyeciye ihtiyacım var diyor. Eğer ihtiyacım varsa 400 kişiyi niçin eski dönemden gelen yetişmiş ehliyetçi, ehliyetli, liyakat sahibi itfaiyecileri niye tasfiye ettin diye adama soruyor. Sıranca buraya geldi diyecekler. Yani diğer yerlerden İETT'yi hakkını verdik. İETT'de artık insanlar yanarak, otobüsler yanarak ısıtıyoruz etrafı, hakkını verdik. Şimdi anca sıra şeye geldi. Geldi ama 2300 kişiye izin verilmiyor diyor. Ben de soruyorum. Fatih'in portresini dandik bir Bellini atölyesinden aldık, sahtekarlardan aldık diye övünüyorsunuz. İzin aldınız mı kardeş? Roma'ya gazetecileri, sözde gazetecileri götürdün, şarap içirdin. İzin aldın mı Cumhurbaşkanı'ndan? Almadın. Şimdi 2300 kişiyi almak için Cumhurbaşkanı'ndan veya Çevre Şehircilik Bakanı'ndan İzin bekliyorlarmış. Al kardeşim al. Sen 2300 kişiyi istersen işçi kadrosunda al, istersen memur kadrosunda al. Başka başka noktalardan nakil yoluyla al. İstanbul'daki yangınları söndür. Evet. 3 gün sürmez bir medya binasındaki yangın. Ama maalesef öylece seyrettiler. Akit medyasının içindeki o yangını ve görüntüleri verdiğimiz zaman da efendim bir dakikalık bir saniyelik görüntüyle genel bir sonuç çıkartmayın diyorlar. 10 dakikalık görüntü gösterince de ya tartışmayalım şimdi diye o itfaiyenin içindeki ehil güya isimler bile yetkili noktadaki isimler bile hemen tartışmayı kapatmaya çalışıyorlar. Evet, sürenin sonuna geldik. Hafta başı pazartesi Allah nasip ederse manşetlerin dilinde görüşmek üzere. Buluşmak ümidiyle inşallah.